KHK TV'den herkese merhabalar. Yeni bir yayında yine sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz hafta gündemi meşgul eden konuları kıymetli avukatımız Mehmet Alkan'la birlikte değerlendireceğiz. Komutanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim üstadım. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum komutanım. Ben de iyiyim. Kitap fuarındasınız galiba komutanım. ATO bu Kongresium diye bir yerde Ankara'da. Ankara Kitap Fuarı'nda. Evet, 17. Ankara Kitap Fuarı. Cuma günü yani 18 Mart'ta başladı. 27 Mart'a kadar devam edecek. İleri yayınların standındayız. Bütün dostları, kitap severleri, özellikle KHK'lı arkadaşları bekleriz. Hem tanışmak, konuşmak, kitap almak için bekleriz. Kitabımız şu an indirimli. Yakında zam yapacağız. Zamdan önce son çıkıştır bu fuar. Duyuyoruz. Şu an en ucuz kitap bizde. Evet, bu sizin yazmış olduğunuz kitaplar değil mi komutanım, imzalayıp verdiğiniz evet, kitap? Evet, yani vakfımızın yayınları, bir tanesi ileri yayınları ilk kitabımız, diğerleri vakfın yayınları, KHK'larla ilgili iki tanesi. Burada desteklerini bekliyoruz her türlü kitap severlerin ve evet, bizi takip edenlerin, sevenlerin. Herkesi Ankara Kitap Fuarı'na ATO Kongresium adresinde diyelim bulunan kitap fuarına bekliyoruz. A816 numaralı standa Yarbay Mehmet Alkan, Avukat Mehmet Alkan, özür diliyorum. Komutanım, şimdi Süleyman Soylu polislerle bir polemiğe girdi. Şimdi Süleyman Soylu dediğimiz kişi İçişleri Bakanı. Aslında bir polemiğe girmedi ama maalesef. Evet, maalesef polemik olacak bir cümleye diyelim imza attı. Dedi ki polislik bir maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir dakika durmasın dedi. Geçtiğimiz hafta da benzer şekilde doktorluk mesleğiyle alakalı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın bir cümlesi vardı. Nereye giderlerse gitsinler diye. Nedir bu doktorların çektiği, nedir bu polislerin çektiği, polislerle ilgili yapılan bu düzenlemeyle alakalı olarak yorumunuz nedir? İçişleri Bakanlığı'nın söylemiş olduğu bu cümle ne anlama geliyor? Ya İçişleri Bakanı da ağasının izinden gidiyor. Ağası ne dedi? Doktorlar durmasın gitsinler dedi. Bahçeli evet. Gidişleri olsun, dönüşleri olmasın dedi. Soylu geride mi kalsın? Kalmaz. Hani onu da adı da geçiyor bu dönemden sonra falan filan. Bana evet. Göre bu süreçte, bu dönemde Tayyip'ten önce yargılanması gereken asrın zalimlerinden birisidir Süleyman Soylu. Şu an ülkede olan biten hukuksuzlukların baş aktörü Süleyman Soyludur. Çünkü kolluğun başı olması hasebiyle. Ama polisler bakın görsünler işte işine gelmediğinde nasıl hemen kapıyı gösteriyor. Şu an yapılan hukuksuzluklarla ilgili, yolsuzluklarla ilgili de yarın devran döndüğünde sizi nasıl satacağını anlayın ey sevgili polis arkadaşlar. Şimdi bu ülkede maalesef şu var. Bu iktidarda hep şu var. Hep nimet bize, külfet başkasına. Askerlik evet. Yan gelip yatma yeri değildir. Polislik efendim maaşla yapılacak bir şey değildir. Peki bakanlık maaşla yapılacak iş midir? Sen ve yakınların bakan olmadan önceki mal varlığını ve şimdiki mal varlığını bir açıkla da görelim. Ama poliçe sesini, o print sesini çok seviyormuş. Öyle diyordu Süleyman Soylu. İşte hangi Türk şeyin devlet kurumlarının sigortasını dolaylı veya doğrudan yaptırıyor şirketlerinde nasıl bir zenginlik içerisinde onu açıklasın Sayın Soylu. Dediğim gibi bunlar hep nimeti bize, külfeti vatandaşa size diyorlar. Yeri gelince işte aynı gemideyiz diyorlar. Halbuki aynı geminin biliyorsun bir VIP odası var, bir de kömürlüğü var. Biz aşağıdayız, kendileri yukarıda. Bunu araştırırken şöyle bir şey de rastladım. 2013'te bizim pilotlarımız, iki pilotumuz sanırım kaçırılmıştı Lübnan'da. O zaman Tayyip demiş ki efendim bu büyük devlet olmanın nimet ve külfeti vardır. Bu da ondandır. Yani biz büyük devlet olduk. Artık pilotlarımız, askerlerimiz, insanlarımız kaçırılabiliyor. Bu onun sonucudur. Ama bu da külfetidir. Yani pilotlar çeksin külfeti. İşte 13 askerimiz kaçırıldı, yıllarca teröristlerin elinde evet. Tutuldu. Efendime söyleyeyim, ne oldu? O külfeti canlarıyla ödediler yıllar sonra. Biz diyoruz ki arkadaş, hiçbir meslek kutsal değildir. Ne polisliği, ne askerliği, ne doktorluğu, hiçbir şey kutsal olan
insandır, insan yaşamıdır. Geri kalan hiçbir şeyin önemi yoktur. Yani bu söylediği kendi söylemleriyle de çelişiyor. Şimdi bunlar ne diyor hep? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Burada ne diyor Soylu? Efendim, devleti yaşat ki sen devlet için varsın. Yok doğru. Kardeşim. Bak bu söylemi aynı zamanda poliste şu anlayışı veriyor polisliğe. Efendim, biz üstünüz. Devletin korucusuyuz. Hamisiyiz. Biz olmazsak olmaz. Bizim yaptığımız iş çok kutsal. Maalesef polis şu an bu anlayış içinde zaten. Bu anlayışla aynı seviyede olması gereken, aslında ona hizmet etmesi gereken vatandaşa düşman durumda. Bunların sebebi işte bu zihniyettir. Bu zihniyetteki bakanlardır, partilerdir. Bu anlayıştır. Bu anlayış istibdat getirir. Efendim kolluğa, vatandaş karşısında bir üstünlük anlayışı verir. Ona karşı düşmanca davranma yetkisi ya da anlayışı verir. Başka hiçbir işe yaramaz. Yani. Elbette polis de aile babasıdır. Efendime söyleyeyim veya evini geçindiren kadın eştir. Elbette maaş için yapacak kardeşim. Ya bunlar hikaye. Parayı verme kimse bir iş yapmaz. Yani doğrusu da bu. Niye yapsın ki? Niye yapsın ki kardeşim? Yani bunun şeyi var mı ya? Bir açıklaması bir şeyi yok. Bu sadece adamlara işte bu kanunsuzlukları yaptırabilmek, efendime söyleyeyim seslerini çıkarmamak için. İşte yıllardır 3600 istiyorlar. Vermiyor. Bu nereden çıktı? Dediler ki işte polisin de o hakkı var. Siz o zaman görürsünüz. Evet, 1 milyon. Yakınlarla beraber 1 milyon civarı oy hakkı var deniyor ama baktığımız zaman hani seçimlerde önümüzdeki yıl göreceğiz gerçi ne kadar oy hakları varmış ve o oyları nereye kullanmışlar polisler. Tam hemen o gelmişken şimdi hep KHK'lılar af istiyor, bilmem düzenleme evet. istiyor değil mi? Lafa gelince kaç milyonuz biz? 7-8 milyon falan deniyor. Etki alanı 7-8 milyonu buluyormuş. Etki alanı. Evet. Daha ileride söyleyecektik ama şimdi söyleyelim. Geçen bunu yine söyledik. Bir imza kampanyası başlattık. 2900'dü. Evet. Bir hafta geçti. Gelmiş 4900'e. Nerede evet. 8 milyon? Nerede 125 bin sadece ihraç olan aileleriyle işte askeri öğrenciyle onunla bununla 250 bin 500 bin milyon? Aha işte kardeşim siz 5 bin kişisiniz. Bu kadarsınız. Bu kadarız. Ya, bunların içinde komutanım. Komutanım bu 4900'in içinde ben de varım ha. Yani ben de imzadım. Ben KHK'lı değilim mesela. KHK'lı olmayanlar da var. KHK'lı olmayanlar da var yani. Maalesef. Ondan sonra vatandaş seni niye kale alsın kardeşim? Vatandaş seni niye kale alsın? Senin gücün, senin varlığın bu. Bak demek ki Yavuz Ağır Alioğlu bize çok doğru söylemiş. Ne demişti komutanım? Adam aynı şunu söyledi. Biz size niye ilgilenelim ki kardeşim dedi. Sizin dedi siyasal bir ağırlığınız yok ki dedi. Sayı olarak fazla olabilirsiniz ama dedi. Bir birliğiniz yok ki dedi. İşte buyur. İnsanlar diyoruz ki cezaevinde ölüyor. Patır patır her geçen gün dosyalar onanıyor, Yargıtay evet. onuyor. İnsanlar yasal ve rutin faaliyetlerin nedeniyle cezaevine giriyor. Bunun ilk etapta yapılması gereken bir aftır, bir infaz düzenlemesidir. Sanki oraya 1 milyon oy verilse ah mı, kanunu mu çıkacak, öyle bir şart mı var? Yok ama bu şunu gösterir. Sen kimsin, ne istiyorsun, ne kadarsın, var mısın, yok musun? Onu evet. gösterir ve cevap şu, sen yoksun kardeşim. Dolayısıyla bir şey istemeye hakkın yok. Efendim ağlamaya, sızlamaya da hakkımız yok. Hiç kusura bakmayın. Sence de önce öyle değil mi? Önce mücadeleyi göstereceğiz. Fiziken o mücadeleyi bir göstereceğiz sahada. Olmuyorsa artık ondan sonra Allah'a havale edeceğiz. Ama biz de önce Allah'a havale ediyoruz. Sonra şey yapıyoruz. Evet. Ne diyelim? Mücadelenin sonucunu bekliyoruz. Şimdi komutanım Süleyman Soylu kısmı yeterince vaktimizi aldı. Onun dehşet verici bu cümlelerinden sonra çok güzel cümle. Ya Nurettin Nebati yeni fenomenimiz, yeni bakanımız 10 numara bir üslup kullanıyor. Gözleri ışıl ışıl parlıyor. Çok enteresan bir bakan. Şimdi Nurettin Nebati geçtiğimiz günlerde Fransa'daydı. Cannes Film Festivali'ndeydi neredeyse. Çünkü gerçekten Asist gibi adam neden katılmasın? Evet, Cannes Komedi Film Festivali bir senaryo konuştu orada. O senaryo gerçekten çok acınası bir cümle kurdu. Dedi ki yabancı yatırımcılara yönelik olarak bir problem mi yaşadınız? Rahat olun, bize hemen ulaşırsınız.
bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz dedi. Yani komutanım, hani bir laf vardır ya, Merdi Kıpti şecaat arz ederken Silkatin söylermiş. Şimdi bunlar da diyorlar ki, hukuk mu? Ne hukuku? Bürokratik yazışmalar mı? Ne yapacaksınız siz onu? Mevzuatta bir sıkıntıya mı düştük? Değiştiririz 2 dakikada mevzuatı. Ya daha önce de buna benzer bir şeyi Burhan Kuzu söylemişti. Hatırlar mısınız? Bir ara bir programda yine yargıyı ilgilendiren bir konudaydı. Oğlan bizim, kız bizim dedi. Aynen. Yani bizi kimi kime şikayet edeceksiniz dedi. Abi tabii daha geçen az önce söylediğim o zalim Süleyman demedi mi? Siz yıkın, mahkeme kararı arkadan gelir. Arkadan kararı biz göndeririz dedi. Kapıyı kırın, karar arkadan gelir. Kanunu arkadan çıkarırız dedi. Tabii. Daha önce Efkan Ala'nın da buna benzer galiba değil Tayyip mi? Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi kim? Tanımıyorum da, saygı duymuyorum da dedi. Doğru. Tanıması gerekmiyor gerçi zaten herhalde. Onlar da onu tanımıyordur diye düşünüyordum ama şu son zamanlarda bayağı bir tanıştılar, sıkı fıkı oldular. Şimdi Nurettin Nebati'nin bu sözlerinden komutanın birçok kişi rahatsız olmuş olacak ki bazı tweetler attılar. Mesela bunlardan birisi diyeyim yani, Uğur Poyraz İYİ Parti Genel Sekreteri la havle dedi. Ben onu önce la havle diye okudum. O da Fransa'da ya. Kanın ama tam tersinde kalıyor. Şimdi diyor ki bakanlık yapmıyor. İkinci el cep telefonu satıyor sanki. Garantisi benim abim. Yani benim abim. Zaten alıştınız. Devlet aklı ve ahlakının yoksunluğunun vücut bulmuş halisiniz. Bürokrasiyi alaşağı edin. Mevzuatı değiştirin. Hukuk arkadan gelir değil mi demişti. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan. Hukuku, devlet geleneğini yok edip tek adama sığındılar. Güven yok, tek adam var. Yatırımcılar işte tam bu sebeple Türkiye'ye gelmiyor. Yani Nurettin Nebati aslında insanları Türkiye'ye çağırırken şunu dedi. Bizde hukuk yok. Biz hukuk tanımayız diyor. Hukuk tanımayız. Aynen dediğin gibi Merdi Kıpti olayı. Evet evet, Merdi Kıpti şecaat, daha doğrusu cümle şöyleydi. Şecaat arz ederken Merdi Kıpti Sirkatin söyler. Yanılmıyorsam doğru okunuş söylenişi böyleydi. Yani adamlar alenen biz hukuk tanımıyoruz diyorlar. Bunu itiraf ediyorlar ve yabancı yatırımcı da yani salakmış gibi bizde hukuk yok diyene yatırım yapmak için geleceğini zannediyorlar. Böyle bir sığ bir bakış açısıyla ülke yönetiminde bir bakan olmuş bir insandan bahsediyor. Evet. Ne zaman affını ister sizce komutanım? Çok uzak değildir bu gidişle. Gözlerindeki ışıltı bakalım ne zaman gidecek? Şimdi yani, biliyorsun evet. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Yani ben birkaç şey okuyayım, birkaç tanım okuyayım. İzleyicilerimiz karar versin Türkiye Cumhuriyeti ne devleti? Şimdi bir mülk devleti var. Tarihten gelen diyor ki mülk devletinde devlet derebeyinin özel mülküdür. Yani kralın çiftliğidir. Evet. Efendim kanun devleti var. Diyor ki yönetilenlerin hakkının ihlal edildiğine bakılmaksızın bir şeyin yasal dayanağının olması, yani yasa biçiminde, yasa formunda bir düzenlemenin olması, hı-hı, yeterlidir. Örneğin yarın sakal bırakmayanlara ceza verilecektir diye bir kanun çıkarsa bu sırf kanun olduğu için uygulanacaktır. Uygulanacak. Gibi. Şeye bakılmaz. Hukuka, üst normlara diyor bakılmaz. Bir de işte polis devleti var. Orada da diyor ki kurallar yönetenleri değil, sadece yönetilenler içindir. Sadece onları bağlar. Şimdi değerlendirelim. Yani Türkiye Cumhuriyeti ne devleti oldu? Biz karma bir model benimsemişiz komutanım. Sadece yani, vatandaşı bağlayan kanunları olan, ki o kanunlara da riayet edilmeyen. Evet, kralın çiftliğinin olduğu. Evet, kendilerine uygulanmayan ama aynı delillerle başkasına uygulanan, başkasının yargılandığı, hayatlarının karartıldığı, hapsedildiği, işlerinden atıldığı kriterler olan değişik bir karma bir model benimsemişiz ama bu model... Yani anayasa ihlal ediyor değil mi şu an Nebati? Anayasa ihlal ediyor aslında hukuk devleti. Ne biz evet, diyor, çiğneriz diyor, yaparız diyor. Anayasa ihlal ediyor. Ama biz yargılanıyoruz anayasa ihlalde. Senin ama müvekkiller bu... yargılanıyor. Doğru. Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Ama anayasa uzun zamandır delik deşik olmadı mı? Hatta meclis başkanıyken yanılmıyorsam İsmail Kahraman da demedi mi? Anayasanın 4 maddesi tartışmaya açılmalı diye. Değiştirilemeyecek hükümdür deniyor anayasada. Ben bunu tartışmaya açarım diyen bir meclis başkanı var. O da anayasayı o zaman ihlalden yargılanması gerekmeyecek mi?
Vallahi hepsinin yargılanması lazım. Anayasayı iyi falden yargılanması lazım bunların. Ama gel gör ki şu an kalem onlarda, kağıt onlarda, makam onlarda. İnşallah o Şimdi günlerde değil mi? gelir diyelim. Ne diyelim? Evet, Yürümükle yine bekleyelim. hızlı. Bunların hepsi suçtur ve bunları biliyorsun kime söyledi? Yabancı yatırımcılara söyledi. Evet. Ve 2 milyar dolar borçlandı Türkiye Cumhuriyeti. 5 yıl vadeli Evet. faiz oranı %8,6. Son 19 yılın en yüksek faizi. Ben şeye baktım. 3 yılın üzerine bankalar dolara 0,1 faiz veriyorlar. Of. Sen bunun nasıl bir faiz olduğunu düşün. 5 yılda Of. 948 milyon dolar. Yani 1 milyar, 2 milyara 1 milyar faiz ödeyeceğiz. Hani faiz haramdı? Hani faiz haramdı? Adam yurt içinde 3 kuruş parasının değerini korumak için bankaya korarsa, faiz isterse bu haram. Ama Türkiye Cumhuriyeti yani 84 milyonun parasını böyle çarçur en yüksek şeylerden oranlardan verirsen helal. Allah belanızı versin. Ne diyeyim yani? Vatandaş da bunu görsün artık. Gözünü açsın. Gözünü açsın Allah aşkına. Bunların söyledikleriyle yaptıklarının bir benzerliğinin, bir tutarlılığının olmadığını anlasın. Vatandaş bunların peşinden gitmekten vazgeçsin. Sana Yoksa şu baktığımız an zaman peşinden gidenlere de birkaç seneye onlar da şikayet edecek. Yol yakınken dönmek lazım. evet, ama baktığımız zaman sokak röportajlarında komutanım en çok şu cümleyi duyuyoruz. Dış güçlerin oyunu, Amerika'nın oyunu, Amerika bize saldırıyor, dış güçler bize saldırıyor. Başka bir şey bilmiyorlar. Bu kadar çok bu şeyi tekrar etmelerinin sebebi de aslında medya üzerinden, yani iktidar medyası üzerinden çok fazla bu söylemlere maruz bırakılmaları. Ya Allah aşkına 2 milyar dolar nedir ya? Şimdi Tayyip Erdoğan'a sorsan çıkar yine der ki biz IMF borç verdi arkadaşlara dedim ki verin der. Bilmem oraya para gönderiyoruz, buraya gönderiyoruz diye Evet. konuşuyor. 2 milyar nedir ya? 2 milyar gidip borç alıyor. Ama işte olan vatandaş olmuyor. Yani dünya devleti falan olmadığımızı, ekonomimizin ne halde olduğunu, gerçek durumunun bu olduğunu görsün arkadaşlar. 2 milyar dolar Hani yeri birazdan da gelince İngiliz lobisi diyorlar, Londra bilmem neyi diyorlar. Kardeşim kartel diyorlar. Sen gidiyorsun ayaklarına, yalvarıyorsun adamlara bir de. 2 milyar dolar için bunlar yaşanıyor ama komutanım, Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti de yaklaşık 3 milyar euro. Ödenecek olan garanti ücret ise 6 milyar euro. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Çanakkale Deniz Savaşları'nın zaferini kutladık. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları'nın zaferiydi ve bu zaferde maalesef Diyanet İşleri Başkanı her zaman olduğu gibi diyelim yine Atatürk'e olan garezlerinden dolayı diyelim bir nevi Atatürk'ü hutbesinde anmadılar. Anafartalar kahramanı, Anafartalar kartalı ya da Çanakkale kahramanı ya da işte Yarbay Mustafa Kemal o dönemki rütbesi belki ama Çanakkale'nin belki de komutan deyince akla gelen ilk ismi. Evet. Jonkbayırı'ndan Arıburnu'na kadar Çanakkale'de Anafartalar dahil her yerde o bölgede zaten Anafartalar bölgesinde kahramanlık destanı yazmış. Kahraman Türk ordusuyla beraber, Türk halkıyla beraber, daha doğrusu Türküyle, Kürdüyle o dönemki bizim halkımızla beraber. Ve Çanakkale geçilmez. Geçilir geçilir. 200 lira ver geçiyorsun. 200 liranı geçiyorsun. Komutan. Ayıp 200 komutan liracık. Tayyip'in deyimiyle 200 liracık. Cık. İki... Ama gene geçilmez komutanım. 200 lira kim verecek o parayı? Şimdi 200 lira dediğiniz para yani 20 tane bir 200 lirayı bireye getirince asgari ücret yapıyor komutanım. Bir de bir köprünün gidişi varsa bir de dönüşü olacağı tahminen düşünecek olursak aslında o köprü 400 liraya mal oluyor. O bir de onun bağlantı yolları falan filan vardır. Bir de radarı vardır orada tatlı Sen de 500 niyetine. lira, ha bir de radarla o 1000 lirayı tamamlarız. Yani inanılmaz bir oran çünkü yaklaşık 3 milyar euroya mal olduğu kamuoyuna yansıdı ve günlük 45 bin araç geçiş garantisi veriliyor. Şimdi hangi akla hizmet komutanım bu? 45 bin araç Çanakkale'deki feribotlar, arabalı ve vapurlar 12 bin, 13 bin civarı araç taşıyorlarmış. Şimdi 45 bin araç garantisi veriyoruz. Fazladan Ya 33 bin araç. bu işte soygundur. Soygundur. Soygun her zaman eline silah alıp adamın kafasına dayamak mıdır? Tabii İşte ki bu da hayır. yasal soygun. Efendim ne bileyim
devlet gücüyle yapılan soygun değil midir? Vatandaşların cebine dolaylı olarak elini sokmak değil midir? O parayı kim verecek? Hazineden sen vereceksin, ben vereceğim. Devlet verecek, Geçmediğim burada halde parası vereceğim. kimden çıkacak? Hakkari'deki adam geçmediği halde, arabası olmayan adam verecek. Ya çöp, bir de şu var. Bakıyorum hep işte köprü 5000 metre, şu kadar yüksek, bu kadar bilmem ne. Ya kardeşim, bir şeyin büyüklüğüyle, büyük eserlerle, yapılarla övünmek ancak diktatörlüğe, böyle komünist, sosyalist rejimlere özgü bir şey. Bunun bir önemi yok. Şu kadar metre, bu kadar metre, Avrupa'nın, dünyanın. Ya bir kere köprüyü yapan sen değilsin. Köprüyü yapan Koreliler. Evet. Efendim işleten Evet. beşli çete. Evet. E parayı veren geçen geçmeyen vatandaş. Efendim şeyi de nedir o? İngiliz tahkimi, garantisi. Ama borcunun garantisi sen ben. Ya burası ne üretir bir köprü? Onu söyle bana ya. Ekonomiye nasıl bir katkısı olacak? Nasıl bir katkısı olacak? Çok enteresan. Yani vatandaşın Fabrika mı bu ya? köprüyü kullanmayan vatandaşın cebinden paralar alınıyor. İşte limaka bir yerlere veriliyor. Sonra o kişilerin vergi borçları da affediliyor. Ben anlayamıyorum yani, ve buna da çok Ya güzel hocam, millet sevdalısı, vatana hizmet. Üstad Deli Dumrul'u hatırlarsın, ilkokulda Evet. okuyorduk, Evet. gülüyorduk. Deli Dumrul diye adam köprü yapmış, geçenden 3, geçmeyenden 5 almış derlerdi. Ya Doğru. arkadaş, şu an bunu biz canlı olarak yaşıyoruz. Canlı olarak yaşıyoruz. Devlet Maalesef. ya da iktidar Deli Dumrul olmuş, vatandaşın geçeninden geçmeyeninden resmen para kesiyor. Dediğin gibi ortada bir istatistik var. Gerçek bir rakam var. Çanakkale'li izleyicilerimizden birisi Allah rızası için işi gücü olmadığı zaman bir gün gitsin köprünün başına otursun. Ya buradan işte atıyorum 3-5 saatte, 24 saat oturamaz da bir Evet. 6-7 saat yatsın. Kaç tane şey geçiyor ya? Araç geçiyor. Gerçek rakamı da görelim. Bunların açıkladığı rakamlara da inanılmaz çünkü. O zaman görelim nasıl bir kara deliğe girmişiz. Evet Yani bunlar komutanım. yatırım yaptığını zannediyor. Vatandaş övünüyor, alkışlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Halbuki arkadan cambaza bak cambaza diyor ya. Aynen onu Doğru. yaşıyoruz. Cambaza bak cambaza, köprüye bak ne kadar büyük, ne Kadar büyük, kadar ne büyük, ne kadar kadar büyük, ne yüksek. kadar yüksek. Arkadan elini Elini... sokmuş, paraları çekiyor. Yani 3 milyar euroyu Türkiye bir köprüye yapamıyormuş. Karşılığında 6 milyar euro para ödüyor ve kendi vatandaşının, köprüden geçmeyen vatandaşının da cebine elini atıyor, oradan alıyor. Şimdi ben bunun neresine hizmet diyeyim komutanım? Yani nerede burada bir yönetim başarısı var? Onu ben de yaparım. Ya da bunu neden herkese yapılmıyor? Neden herkese, bütün iş adamlarına bu imkan verilmiyor? Mesela komutanım, siz de bir şirket kurun. Tamam mı? Bir tane atıyorum traktör fabrikası kurun. Durup dururken satış Ya garantisi yok verin. kardeşim, bunlarda fabrika yok. Ne fabrikası? Bunlarda fabrika yok. Yol, köprü, tünel. Ve Fabrika bir şey üretir. İnsan istihdam eder. gerçi o da doğru. İstihdam. Onlar yok bunlarda. Onlar satar, fabrika yanacak. Betona yatırım yapa yapa bakalım ne olacak? İki yakamız bir araya gelmiyor. Köprülerde olmasa. Ey vatandaş, Köprülerde gör olunca bunları. gene iki yakamız bir araya gelmiyor. Efendim komutanım? Ey vatandaş, gör bunları artık diyorum. Yani artık bunları görmesi lazım. Çünkü dediğim gibi hani şapkadan tavşan çıkarılacak bir durum değil. Resmen milletin cebine elini atmışlar bu yönetim. Bizi fakirleştirmek için elinden geleni yapıyorlar. Karşına diyorlar ki köprü yaptık, yol yaptık, Avrasya tüneli yaptık. Bunların hiçbirisinin geçiş garantisi daha sağlanmadı. Çanakkale Köprüsü'nde komutanım, geçtiğimiz günlerde de birkaç yayında gördüm. Bayramlarda 45-50 bini buluyormuş bir tek. Yani her günümüz bayram olsa, yani demek deliye her gün bayram. Yakında hepimiz zaten sıyıracağız. Ondan sonra her gün geçeceğiz Ya ücretsiz. o da bir gidişi bir dönüşü 4 gün yapar yılda yani. Ama bir de zaten 200 gidiş 200 görüş, dönüş kişi başı 400 liraya mal, kişi başı demeyelim de araç başı 400 lira ödüyor birisi burayı kullanırken. Osman Gazi Köprüsü 185 gidiş 185 geliş 370 lira ödüyor komutanım. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu beğenmedikleri geçmiş dönemden dolayı söylüyorum. Atıyorum Özal dönemi, Demirel dönemi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Özal yaptı. Boğaziçi Köprüsü'nü Demirel yaptı. Onlar da bir maliyetle yaptılar. O beğenmedikleri kötü ekonomi zamanında, ülkenin gaz yağı kuyruklarının olduğu, hastane kuyruklarının olduğu, buzdolabımızın olmadığı, işte
Başka ne olabilir? Hiçbir şeyimizin olmadığı gerçi. Geçen gün de buzdolabımız olmadı dediler ya komutanım. Yıllarda Türkiye iki tane köprü yapma başarısı göstermiş. Bu hükümet zamlandırdıkça zamlandırıyor. Daha yeni gidiş geliş 17 lira oldu komutanım. Ya da 13,5 lira oldu, özür dilerim. 13,5 lira oldu gidiş geliş. Şimdi bu hükümetin yaptığı köprü 400 lira gidiş geliş. Bir de hava atıyor. Bir haftada diyor ücretsiz. O ücretsiz dediği de asla gene hazineden şirkete ödenecek para orada. Aynen, bir hafta o 12 bin yani herkes verecek. Komple herkes verecek. Evet. Aklını başına alsın bu millet, bunları görsün. Bu köprü bir şey üretmez kardeşim. Öncelik sırası nedir? Gerekliliği evet. Nedir? Ona bakmak lazım. Önce fabrika yap, üretim yap. Ama tarım arazisine beton atıyorsun, bilmem neler yapıyorsun. Yarın aç kalacağız. Ukrayna'dan ayçiçek yağını törenlerle ya canlı yayında televizyonlar yayınladı. Böyle bir şey var mı? Vatandaş bunu gör ya. Evet. Türkiye Cumhuriyeti 789 bin kilometre kare. Yüz ölçümü var, ovaları var, bilmem neleri var. Ayçiçek yağını biz törenlerle canlı yayında verdik ya, gemiler kalktı da geldi diye. Yuh kardeşim ya, yuh. Ne diyeyim ya, Allah akıl versin, fikir versin. Estağfurullah. Bir de köprüyü 26 Şubat'ta açacaklardı. Yani Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun doğum tarihinde. Çünkü o da o tarihte doğmuştu. İkisi beraber. Yani bunu espri olsun diye söylüyorum. Erdoğan'ın doğum tarihinde açacaklardı. Kibire bakar mısınız ya? 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapacaksın ve diyeceksin ki Erdoğan'ın doğum tarihinde olsun diye. Neyse Allah'tan 18 Mart'a kaydırdılar tekrar da o aradaki o 2-3 haftalık zamanı parası devletten çıkmış olmadı, milletin cebine çıkmış olmadı. Şimdi komutanım, seçim yasası hükümetin artık oy kaybettiğini kabullendiğinin bir göstergesi olarak görüyorum ben. Artık onlar da dediler ki bu gidişat gidişat değil. Sadece itiraf edemiyorlar. Oy kaybediyorlar devamlı suretle ve seçim yasalarına bazı düzenlemeler yapıyorlar. İşte ittifak içerisindeki partilerin ittifak olarak değil de parti olarak oranlarına bakılsın milletvekili çıkarırken falan diye bu don't mu bir don't diye mi bir yöntem var. O yöntemi uygulansın, orada uygulansın diye. Aslında daha hakkaniyetli olduğunu düşündüğüm bir yöntem yani bu geçecek olan şey. Fakat ister istemez hükümet muhalefete bir moral motivasyon verdi bu. Bir birleşin dedi. Muhalefet birleşemiyordu. Hükümetin son zamanlardaki atılımlarıyla artık muhalefet birleşmeye başladı. Hatta tek liste aday, tek partide, tek listede aday çıkaracaklarını değerlendiriyorum. Bu seçim yasası. Ne yapılıyorsa yapılması lazım. Bu köprüden önce son çıkış diyor ya. Bu önümüzdeki evet. Seçim. Köprüden önce son çıkış. Türkiye Cumhuriyeti kalacak mı, yıkılacak mı? Efendime söyleyeyim. Avrupa'ya mı gideceğiz, Orta Doğu'ya mı gideceğiz? Cumhuriyet mi olacak, krallık mı olacak? Laiklik mi olacak, efendim dincilik mi olacak? Hepsinin seçimi bu seçim. Onun için ne yapılıyorsa, gerekiyorsa yapması lazım muhalefetin. Evet, çünkü dediğiniz gibi artık başka tek atımlık bir barutumuz var. BK meselesi yani, diyor ya işte tam da evet. O nokta burası. Ve öyle bir korkudayız ki seçim olup olmayacağını bile insanlar artık korkmaya başladı. Hani seçim de olmayabilir diye. O yüzden muhalefet liderlerine buradan sesleniyoruz. Diyelim ki kibri bir kenara bırakın. Enaniyeti, gururu bir kenara bırakın. Hatta mümkünse iktidara bakmadan kendiniz tek liste halinde, tek parti halinde seçime girin ve bu iktidarı devirin. Yapacak bir şey yok. Yoksa siz de dediğiniz gibi komutanım, cumhuriyet elden gidiyor. Şu anda zaten kağıt üzerinde cumhuriyetle yönetilen bir ülkeyiz ama hani kağıt üzerinde hukuk devletiyiz falan ama hiçbirisini göremiyorduk. Fakat bu seçimden sonra, önümüzdeki yılki seçimden sonra artık bir daha güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçtim bir kenara, bir daha hukuka geri dönemeyeceğiz. Ve kaç yıl süreceğini bilmiyoruz. Aynı İran'da Hümeyni'nin yaptığı devrimden önceki ve sonraki halini gördüğümüz zaman az önce sizin verdiğiniz örnek çok doğru. Yani Türkiye Cumhuriyeti çağdaş, aydınlık, ilerici bir yol mu tercih edecek? Yoksa Avrupalıların orta çağda bıraktığı skolastik bir düşünceyle diyelim Orta Doğu'ya doğru mu yönelecek, İran gibi mi olacağız? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi komutanım. Az önce bahsettik. Af 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 dedik. Ama daha dedik ki af kampanyasını imzalayan bile yok. Evet. Ama
Ben şunu gördüm. Geçtiğimiz günlerde Tunus'ta bir yasa çıkardı Cumhurbaşkanlığı. Yasa çıkarıldı diyeyim. 1513 mahkum komutanım aftan faydalandırıldı. O da 100. kuruluş yılı hatırına mı? Öyle bir şey. 1956'da galiba bağımsızlığını ilan etmiş Tunus şeyden ayrılmış. Fransa'dan ayrılmış. 1513, 680 kişi hemen tahliye olmuş. Kalanları da süreleri kısaldığı için tahliyelerin önü açılmış diyelim. Kısalmış kalacakları süre, cezaevindeki süre. Bizim de 100. yıl gibi çok önemli bir yıla girerken hem de seçim arefesinde AK Parti iktidarından bir atılım, bir adım bekliyor musunuz? Her programda biz bunları konuşuyoruz arkadaşlar. Bu programda konuşacağız, gündemde tutmaya çalışıyoruz. Komutanımız biliyorum bekliyor ama bu nasıl olacak? KHK'ları nasıl bağlayacak? Cezaevindekileri nasıl bağlayacak? Hükmü kesinleşenler var. Aynı suçtan dolayı yargılaması devam edenler var. Ne yapmamız lazım? Hani nedir? Genel kurallardan birisi, sana nasıl muamele edileceğini sen belirlersin. Senin evet. tavrın sana nasıl davranılacağını, ne yapılacağını ortaya koy. Hep ne diyoruz? İktidarlar bir düzenlemeyi neden yapar? Ya kendi amaçları vardır. Mesela işte tam da bu seçim kanunu. Kendi çıkarları, efendim işte yapıldığı hesabı bunun. Eski 2018 seçimlerinde bu sistem uygulansaydı AKP 11 milletvekili daha fazla çıkarıyordu. Evet. 293 çıkarmıştı, 304. Yani yarıyı geçiyordu. Bütün mesele bu. Birincisi işte hani dedik kendi bir amacı vardır. Onun için kanun çıkarır. İkincisi ise toplumdan bir talep vardır. Bir fiili durum vardır. İşte nedir bu? İmar barışı. Herkes kaçak yapı etti falan, artık onun yıkılması, sökülmesi daha fazla bir maliyet getirecek, şey getirecek, zarar edecek. Ne yapacağız? İşte biz buna bir şey verelim falan filan. Af da aynen böyle. Evet, bir af olacağına ben ihtimal veriyorum. Ama bunun kapsamı, şartları, şekli, zamanı toplumdan gelecek, o kesimlerden gelecek adımlara bağlı. KHK'lılar için efendim işte bu silahlı terör örgütü üyeliğinden yasal ve rutin faaliyetleri nedeniyle yargılanan kişiler içinse ilk düşünülecek şudur biliyorsun. Devlete karşı işlenen suçlar hariç tutulacak. Evet. Böyle yapılmıştır. Ama bunun dahil olması için bizim bir şey yapmamız lazım. Bizim böyle bir irade olduğunu, böyle bir talep olduğunu göstermemiz lazım. Ama az önce söyledik, böyle bir talep, böyle bir irade yok kardeşim. Dolayısıyla adam da bunu yaparken, yani değil AKP, CHP olsa iktidarda, böyle bir talep yok kardeşim. Demek ki böyle bir sorun yok. Diyecek, seni dışarıda bırakacak. Ne demişler bakın, ağlamayana mama yok. Bu ülkede hak verilmez, alınır. Ama gel gör ki yok, herkes işte gökyüzünden bekliyor ya da diyor ki kendi kendine düzelir, bir şeyler olur da zaman geçiyor. Bu evet. yaşananların, evet. insanların giden özgürlüğünün, kadınların, çocukların çektiğinin telafisi yok. Üstadım, telafisi yok bunların. Çekilen evet. çileler, ızdırabın, acının telafisi yok. İnsanlar yaşamını yitiyor. Cezaevinde, dışarıda intihar ediyor. Maalesef. Yani bunun çözümü için, adım atılması için senin de böyle bir sorunun olduğunu ortaya koyman lazım. Ama gel gör ki biz böyle bir şey olduğunu, sorun olduğunu ortaya kesinlikle koyamıyoruz şu ana kadar. Koyamadık. Belki arkadaşlar insafa gelir, vicdana gelir, akıllarını kullanırlar da bir tuşa basabilirler. İnşallah. İnşallah diyelim. Komutanım bu arada siz tabii biraz da kızgınlığınıza diyelim. O zaman biz de mi bırakalım mücadeleyi falan demiştiniz geçen hafta. Yorumları gördüm, okudum. Hepsini teker teker elimden geldiğince dikkatimden kaçmadıysa diyelim. Aman ha diyorlar komutanım, sen bize ümit oluyorsun, sen bize umut oluyorsun, nefes oluyorsun. Aman da sen de bana destek ol kardeşim biraz. Ama işte vazgeçemiyorum diyor ya, lanet olsun şimdiki insan sevgisine. Lanet olsun bu işimdeki mücadele azmine. Şimdi de işte tüzüğümüzü hazırladık. En kısa zamanda bir hak, hukuk, yasaklar, yolsuzluklarla ilgili bir dernek evet. kuracağız. Yasal evet. platformda bir mücadele etmek için. İlk defa konuşuyoruz belki bunu komutanım. Şimdi evet, KHK TV'de. Evet, burada ilk evet. defa söylüyoruz. Daha ismi henüz belli değil arkadaşlar. Birkaç isim üzerinde duruyoruz. Konusu hakkında
dernek hakkında kısaca bir sizden de bilgi alalım komutanım. Ya ben bunu uzun zamandır düşünüyordum ama işte KHK'lılar hep bana negatif şey verdi. İşte biz açarız, onlar kapatır. Daha ilk söylediği bu. Ya kapatamaz kardeşim. Kapatırsa yenisini açar. Ben yasal bir dernek kuracağım. Amacım da tüzüğümüz var. Yasa dışı bir iş yapmıyoruz. Bu anayasada, evet. İnsan Hakları Sözleşmesi'nde örgütlenme özgürlüğü diye bir şey var. Bu medeni toplumların en önemli özelliği, belki de en önemli özelliklerinden birisi sivil toplumun güçlü olmasıdır. Sivil toplum örgütlerinin öne çıkmasıdır. Ama şu döneme bakıyoruz, sivil toplum örgütleri Türkiye'de var ama hepsi kendine Müslüman. İşte kadınlar cezaevine giriyor, çocuklu kadınlar hastaneden alınıyor, doğum yapan kadınlar cezaevine götürülüyor. Kadın dernekleri nerede? Yok. Onlar başkası olursa. Efendim insan hakları dernekleri var. İnsanlar 80 yaşında cezaevinde ölüyor. Bilmem neler oluyor. Nerede onlar? Yok. Bizim için efendim birisi için Kürt olursa önemlidir. Öbürü için solcu olursa önemlidir. Öbürü için dinci olursa önemlidir. Herkes kendine Müslüman. Hani biz bunları aşabilen daha bir ayrım yapmadan haksızlık kimden gelirse gelsin karşı duran, haksızlık kime yapılırsa yapılsın onun yanında olan, aynı zamanda en önemli hakkı, bu hak savunuculuğunun yanında kamu kaynaklarının hepimizin ortak malı olan, ortak değeri olan kamu kaynaklarının etkin, verimli, açık, şeffaf, güvenilir bir şekilde kullanılmasını izlemek, sağlamak, bununla ilgili çalışmalar yapmak amacımız genel olarak bu. Bunu da gelecek hafta içinde inşallah 10-15 kişiye irtibat kurduk. Onlardan da kabul edenlerle. Hani bir 7 kişi gerekiyor normal şartlarda kurucu için. Ama onu kurduktan sonra da insanları bu çatı altında mümkün olduğunca toplamak, destek almak, bir şeyler yapmak istiyoruz. Evet, mahalle derneğin adıyla ilgili talep alabiliriz, efendim görüş alabiliriz. Ama mevcut bir derneğin ismiyle bağlantılı olmaması lazım, ilgili olmaması lazım. Mesela Hukuki Mücadele Derneği diye düşünmüştük ama baktık öyle bir dernek var. Dolayısıyla onu koyamayız. O konuda da varsa görüş önerileri arkadaşların onları da alabiliriz. Evet ve bu dernek KHK'larla sınırlı değil. Kesinlikle. Yok. Tamamen hak mücadelesi uğruna diyelim kurulacak olan bir dernek, masumun, mazlumun sesi olacak bir dernek, onlara destek olacak bir dernek olarak karşımıza çıkacak inşallah. Önümüzdeki haftada ben hafta içi Ankara'da geleceğim komutanım zaten. Allah'ın izniyle bu şeyde derneği de kuruluş dilekçemizi de beraber vereceğiz. Evet, kuruluş dilekçemizi de vereceğiz. Şimdi arkadaşlar yeni bir yayının yine sonuna geldik. Beğeninizi esirgemezseniz, yorumlarınızla bizleri desteklerseniz, ayrıca eleştirirseniz her halükarda bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bize moral oluyor, bizi motive ediyor. Bir yayının daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, esen kalın. Hoşça kalınız. Unutmayınız ki namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça bir şeyler değişmez ve gelişmez. Adamsın komutanım.